Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon HTC One, Tayvanlı şirketin 2013 yılında çıkarmış olduğu gözde Android telefon. HTC One önümüzdeki günlerde Türkiye'de de piyasada olacak. Bu telefonla ilgili detaylar hep beraber göz atalım. HTC One oldukça çekici, göz alıcı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. 4.7 inçlik Super LCD 3 ekran, 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip ve 450 ppi'nin üzerinde bir piksel yoğunluğu var. Baktığınızda pikselleri görmeniz, çıplak gözle görmeniz neredeyse imkansız. Bu ekran oldukça geniş bir görüş açısı sunuyor. Aynı zamanda parlaklık, kontrast yüksek seviyede. Yani HTC One'ın ekranı görsel deneyim açısından size fazlasını sunacaktır. Bunu belirtelim. Ekranın altında HTC logosu var. Solunda geri, sağında ise ana ekran tuşu yer alıyor. Geçen yıldan farklı şekilde çoklu görev tuşunun yer almadığını görüyoruz. Ana ekran tuşuna iki kere dokunarak görmüş olduğunuz gibi son açık olan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. Devam edecek olursak ekranın üstünde ve altında boom sound hoparlörler dikkat çekiyor. Bu boom sound hoparlörler oldukça yüksek bir ses çıkışına sahip ki buna birazdan değineceğiz. Önde kamera var. 2 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera. İletişim yanı sıra zengin özellikleriyle dikkat çeken bir unsur. Arkada da ultra piksel kamera var. Normalde 4 megapiksellik bir piksel sayısı var bu kameranın, ancak her bir pikselin kenar uzunluğu normal bir akıllı telefonun pikseline göre 2 kat daha yüksek olduğu için normale göre daha fazla bir piksel alan sahip. Bu da piksel alanının her birinin daha fazla ışık alması anlamına geliyor ve HTC One bu nedenle ultra piksel kamerasıyla düşük ışık koşullarında başarılı bir performans sergiliyor. LED flash yer alıyor. Metal alüminyum kasa ve bu metal alüminyum kasanın altında ne görüyoruz? Beats Audio logosunu görüyoruz. Plastik şeritler var ve bunlar antenlerin vazifesini iyi bir şekilde yapmasına olanak sağlıyor. HTC One ince bir telefon. Toplam kalınlığı 9 mm ancak kenarlarda bu kalınlık 4 mm'ye kadar inebiliyor. Sol kenara baktığımızda micro sim kart yuvasını görüyoruz. Alt bölümde micro USB portu ve mikrofon yer alıyor. Sağ tarafta ses tuşunu görüyoruz. Üstte ise 3.5 mm'lik kulaklık jack'ı ve güç butonu yer alıyor. 3 butonun bir özelliği içerisinde kızılötesi portu da barındırıyor olması. Güç butonu biraz sığ yapılmış, fazla derin değil. Kasadan ayırt etmeniz biraz zor. HTC One'da biraz homojen bir telefon. Diyelim ki cebinizden çıkarttınız. Güç butonunu bulmakta, eliniz yoklarken bulmakta biraz sorun yaşayabilirsiniz. Yerine alışmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda biraz sola yerleşik kapılmış. Bu da ergonomi konusunda bazı kullanıcılara sorun çıkarabilir. HTC One gerçek anlamda eşsiz bir telefon. Görsel deneyim açısından fazlasıyla tatmin edici bir telefon. Bu telefonda Android 4.1 Jelly Bean geliyor ve Sense 5 kullanıcı arayüzü de onun üzerinde çalışıyor. Sense 5 kullanıcı arayüzüyle birlikte HTC biraz daha yalın, sade, birazdan niteliklere odaklanmış bir deneyim sunuyor kullanıcılara. Görmüş olduğunuz gibi saat hava durumu bileşeni biraz daha monokrom bir yapıda karşımıza çıkıyor. Uygulama içerisinde de yazı tiplerinin biraz daha sade yapıldığını, monokromatik yapıda olduğunu görüyoruz. Devam edecek olursak Sense 5 kullanıcı arayüzünün en önemli özelliklerinden bir tanesi BlinkFit. BlinkFit sayesinde tüm içerikler karşınızda, hemen ulaşabileceğiniz şekilde. Flipboard benzeri bir yapı var. Buradan internetin popüler haber kaynaklarını, farklı kategorilerdeki haber kaynaklarını görebilirsiniz. Aynı zamanda Facebook, Twitter gibi sosyal hesaplarındaki güncellemeleri de hesaplarınızda buradan takip edebilirsiniz. Herhangi bir kutucuğa dokunduğunuzda karşınızda detay şekildeki gibi gösteriliyor uygulama içerisinde. Üst bölüme baktığımızda da buradan BlinkFeed'i özelleştirebiliyorsunuz. Konuları ayarlayabiliyorsunuz. Farklı sunulan kaynaklar arasında seçim yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine Facebook veya Twitter üzerinden anında tweetlemenizi veya durum güncellemesi paylaşmanıza izin veriyor. Parmağınızı aşağı doğru sürükleyip bıraktığınızda içerikler güncelleştiriliyor. Normalde otomatik güncelleştirme Wi-Fi'da her saatte bir, mobil geniş bantta ise 2 saatte bir yapılıyor. Bunu da belirtelim. Tabii yine normal giriş panelleri de var. Giriş panellerini yine şekildeki gibi özelleştirebilirsiniz. Eğer BlinkFeed'i ana ekran olarak kullanmak istemiyorsanız herhangi bir ana ekranı, giriş panelini seçip bu şekilde onu giriş paneli, ana giriş paneli olarak ayarlayabilirsiniz. Bu da sunulan avantajlardan bir tanesi. Uygulama menüsüne baktığımızda uygulama menüsü de özelleştirmelerden fazlasıyla nasibini almış. Normalde görmüş olduğunuz gibi 3x4'lük bir dizilim geliyor ve üstte yine saat hava durumu bileşeni yer alıyor. Dilediğiniz takdirde
kılavuz boyutunu değiştirebilir ve ana ekranda uygulama menüsü ekranında daha fazla uygulamanın görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Buradan da sıralamayı dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. HTC One'ın özelliklerinden bir tanesi Kızılötesi Port sayesinde bir uzaktan kumanda gibi kullanılabilmesi. Sense TV adı verilen bir uygulama geliyor. Aslında Sense TV bir elektronik program rehberi ancak Türkiye'de platform desteği olmadığı için pek fazla işlevi bulunmuyor, ancak görmüş olduğunuz gibi herhangi bir televizyon sağlayıcısının yayınlarında bu şekilde görebilirsiniz. Buradan hatırlatmalar kurabilir, komut ayarlayabilir ve HTC One'ın program zamanı geldiğinde televizyona komut göndermesini sağlayabilirsiniz. Uzaktan kumanda görmüş olduğunuz gibi iki farklı sekme var. Kontroller, genel kontroller ve numerik tuş takımı. Buradan ayarlamış olduğunuz kumandalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Uzaktan kumanda ekleme işlevi de oldukça basit. Uzaktan kumanda ekle diyorsunuz ve daha sonra da televizyonunuzun markasını seçerek, tabi öncesinde uzaktan kumandaya at vererek ve daha sonra da televizyonun ev sinema sisteminin veya dijital uydu alıcısının markasını seçerek buradan kurulum işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu şekilde bir yapı söz konusu, basit bir yapı söz konusu. Buradan televizyon kumanda kodları öncelikle internetten indiriliyor ve daha sonra da sizin HTC One'ın Kızılötesi portunu televizyonun alıcısı görecek şekilde tutmanız gerekiyor. Bundan sonra da HTC One'da herhangi bir elektronik cihazı, evinizde bulunan elektronik cihazı kontrol edebilirsiniz ve bu şekilde kumanda karmaşasından da kurtulabilirsiniz. HTC One'da 4 megapiksel çözünürlüğe sahip ultrapiksel kameranın bulunduğunu söylemiştik. Kamera uygulaması da geçen yılın kamera uygulamasına ek bazı yeniliklerle birlikte sunuluyor. Yine ekranda kamera ve fotoğraf çekim tuşlarının yer aldığını görüyoruz. Ve sol tarafta da yine uygulama menü içerisinde zengin ayarların bulunduğunu görüyoruz. HDR modu hem fotoğraf hem de video çekiminde kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra yine 60 FPS, yani saniyede 60 kare hızında video kaydı yapılabiliyor. 720p çözünürlükte yine Full HD 1080p video kaydı yapabiliyor HTC One. Zoe adı verilen bir mod var. Zoe 3 saniyelik canlı görüntüler çekiyor her seferinde ve bu canlı görüntüler içerisinde 20 adet sabit görüntü ve aynı zamanda da 3 saniyelik bir sesli video yer alıyor. Siz Zoe modunu açtıktan sonra çekim tuşuna bastığınızda görmüş olduğunuz gibi kırmızı renk çekim tuşunun içerisinde dolduruyor ve görüntü kaydediliyor. Daha sonra ön izlemesini yaptığınızda bu şekilde çekmiş olduğum görüntünün sesini duyuyorum. Buradan özelleştirmeler yapabilirsiniz. Düzenleyi seçtiğinizde rötuş yapabilirsiniz. Zoe tek bir zamanı değil, zaman aralığını çektiği için içerisinde daha fazla görüntü bilgisi var ve bu görüntü bilgisi üzerinde oynamalar yapabilirsiniz ve bu sayede herhangi bir grup fotoğrafı çektiğinizde diyelim herkesin gözünün açık çıkmasını sağlayabilirsiniz veya yine burada yer alan nesne kaldırma özelliğini kullanarak da, aracını kullanarak da herhangi bir fotoğrafta istenmeyen nesnelerin silinmesini sağlayabilirsiniz. HTC One'da multimedya açısından da zengin özelliklerini sunulduğunu söyleyebiliriz. Tüm ortam uygulamaları ortam klasörü altında toplanmış. Kod desteği açısından oldukça zengin HTC One ve çekmiş olduğunuz cihazın belleğine atmış olduğunuz tüm video dosyaları da galeri altında gösteriliyor. Fotoğraflarıma girdiğiniz zaman aşağı doğru ilerlediğinizde Movies adı verilen özel bir bölüm var. Etkinlik bölümü. Buradan tüm video dosyalarına ulaşabilirsiniz. Video uygulamasının altyazı desteği var. Türkçe altyazı desteği de var. Bu da herhangi bir ek video uygulaması indirmenize gereksinim bırakmayacaktır. Yine herhangi bir videonun görüntüsünü otomatik olarak çekebilirsiniz. Bu da geçen yılın One cihazlarından bu sene yansıyan bir özellik. Hoparlörün duyuyorsunuzdur. Boom Sound hoparlörler. Beats Audio amplifikatörü sadece kulaklıklara değil, hoparlörlere de görmüş olduğunuz gibi destek veriyor. Bas ve tiz açısından oldukça doyurucu bir hoparlör bu. Ve HTC One'da film izleme, müzik dinleme keyfini fazlasıyla arttırıyor. Bu açıdan da oldukça başarılı bulduğumuzu söyleyebiliriz HTC One'ı. Gerçekten sanki bir sinema sisteminde izlermiş gibi iki kulağınıza da aynı anda eşit miktarda ses geliyor ve size gerçekten bir çevresel ses sisteminde film izliyormuş izlenim veriyor. Aynı şekilde de müzik deneyimi de oldukça zengin, oldukça keyifli HTC One'ın.
HTC One'da yerleşik bir internet tarayıcısı var. Aynı zamanda Chrome da yüklü geliyor. Yerleşik internet tarayıcısı flash desteği de barındırıyor. Aynı zamanda yine sekme desteği var. Çeşitli araçlar var. Okuyucu özelliği var. Geçen senenin görmüş olduğumuz o HTC internet tarayıcısının yansıması bu sene de karşımıza çıkıyor. HTC One sahipleri yine isterlerse Chrome'u da kullanabilirler. Bunu da belirtelim. HTC One'la ilgili temel olarak söyleyeceklerimiz bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.